Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü ve bugün Fenerbahçe'ye dair birçok şeyi açık net bir şekilde konuşacağız. Nereden başlasam bilmiyorum arkadaşlar. Mert Müldür'den başlayayım. Çünkü çok fazla duyumum var. Kısa kısa hepsinden bahsedeceğim. Sonunda da toparlama olmayacak. Videoyu dikkatli dinleyin. Beğenip abone olun mutlaka. Mert Müldür. Arda bir ben kardeşim de yazmış. Mert için en doğru ve son durumu net olarak öğrendim diyor. Bon servis farkı 700 bin euro. Ben ne dedim size? 2,5 biz öneriyoruz. 3.2 onlar istiyor. Aradaki fark bu. Biz 3.2'ye çıkarız. Sıkıntı değil. Ama Fenerbahçe'nin satış başarılarından dolayı sonraki satıştan %15 pay koymak istiyorlar. Fenerbahçe'de pay koymayı kesinlikle istemiyor ve görüşmeler sürüyor arkadaşlar. Yani bu transfer olur mu şu an kulübünün yaptığı biraz hoş e, bir davranış değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'den Atalanta United Diego Rossi. Arkadaşlar Diego Rossi için birkaç farklı duyumcu aynı şeyi yazmış. MLS takımlarına Atalanta United e, Rossi'ne ilgileniyor. Kısa süre içerisinde resmi teklifin ulaşması bekleniyor diye. Hala resmi teklif gelmedi. Gelirse merak etmeyin. Gereken yapılır. Joshua King sezon maçı kampını kaçırdığı için kiralık olarak gidebilir diyor. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Hani ben bunu ısrarla tekrar tekrar söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani hakaret etmek, dalga geçmek için söylemiyorum. Ee, Joshua King'e Premier Lig'e yeni yükselen bir takımın teklif hazırlığında olduğu ve 4 milyon euroluk bir teklif getirecekleri konuşuluyor teklif gelirse dahi ya da gelmişse dahi King gitmek istemiyor. Kendimi göstereceğim falan diye ama e, bu kulübün bir standardı var. Ben gideceğini düşünüyorum. Yabancı basına göre Salernitana ve Lens ay ile ilgileniyor. Ancak yabancı basını araştırdığım zaman Salernitana ve Atalanta Batuay'ı transfer etmek istiyor. Lens en ciddi girişimi yapan takım. Ben şunu söyleyeyim 15 milyon euro veren olursa bugün satarız. Bakın ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı tatminsiz, doyumsuz ve bazen ne söylediğini bilmez halde. 15 milyon euro beklediğim bir forvetim var. Belçika milli takımının ikinci forveti. Hani önde Lukaku var. Hatta Lukaku'yu bile yedekleyip az forvet olabilen bir forvet. Ama Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kütür kütür forvet. Çatır çatır forvet. Ceko, Batşuay'ı, Umut Nayır. Yeter. Bak tek forvetle oynayacaksak 4-2-3-1 4-1-2-3 falan oynayacaksak yeter. Hatta bunların yanına belki bir Musa Dembe de çekersin. Zaman zaman 4-4-2'ye dönersin. Ben söyleyeyim bu dediğimi unutmayın. Ama 15 milyon euroyu veren alır. 15'e henüz çıkan takım yok. Fenerbahçe'de 8'i yabancı 3'ü yerli 11 oyuncu yol ayrımında demiş. Atilla Salahi doğrudur. Altay Bayındır. Altay için ben size söylüyorum. Tekrar söylüyorum. İngiltere'den bir takıma giderse şok olmayın. ya Pedro görüşmelerini sürdürüyor. Osai Samuel gitmek istiyor. Hani o da yeni bir ufka açılmak istiyor. Serdar Dursun. Serdar için gidecek diyen de yalan söyler. Kalacak diyen de yalan söyler. Batu zaten söyledik. William Arao. Arao gidici gibi. Talipleri de var. Hatta Arao Osai'yi benzer ihtimale sahip. Nazım Sangare. Nazım da herhalde anlamıştır. Burası kendi yerde. Diego Rossi diyor. Teklif gelirse neden olmasın? Gustavo Henrique ve Joshua King dedik arkadaşlar. Şimdi o ile ilgilenen takımlar Hürriyet'in haberine göre Bournemouth, Leeds United ve Glasgow Rangers. Ben şunu söyleyeyim. Bournemouth takımı içlerinde en ciddiyse. Yaşı 25. 275 maçı var. 21 gol 25 asist. Şu an sabike evrilmiş durumda. Şimdi Fenerbahçe öyle bir takım ki orada Tahir Karapınar'dan boşalan altyapı koordinatörlüğü için Sedat Karabük'le 3 yıllık anlaşma imzalandığını söylüyor. Fenerbahçe Arda Güler'den sonra birçok genç futbolcu Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne gelmek istiyor. İnanılmaz bir şekilde istiyorlar. Felaket bir talep var. Benfica Porto modelini uygulamaya başladık. Tek eksik şampiyonluk ve başarı. Yani şampiyonluk ve başarı gelirse de yani şahane. Ya Avrupa'ya açılan bir kapı. Şimdi e, bana Salih Özcan'ı soruyorlar. Otpori gibi yapıyorum. Bütün duyumları da böyle ara ara karışık karışık veriyorum ama hakkınız helal edin. Bu arada tur çekimine dair ben de biliyorum. Fixtür'ün çekildiğini ilk hafta Gaziantep'ten falan oynayacağımızı merak etmeyin biliyorum ama ona ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü çok konuşacağım şey var orada. Şimdi Salih Özcan istiyorlar söylüyorlar ama ben bir şey duymadım. Ama Türk futbolcu, Türk milli takımının futbolcu. Emrecan Emrecan Fenerbahçemize önerildi. Atlıcan'la birlikte. E, ama Emrecan Can e, yüksek teklif istiyor. O olacağını zannetmiyorum. her tabelinde 26 yaşındaki Türk asıllı Alman orta savuncu Suat Serdar'la Fenerbahçe ilgileniyor. Arkadaşlar Suat Serdar'ın şartlarını sorduk. Doğru. Bu arada yeni kural sayesinde mavi kartta Türk statüsünde oynayabiliyor. Arkadaşlar bugün 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü olduğu için bütün duyumları böyle açık seçik konuşuyorum son durumu bilin istedim. Yani bu videoyu izledikten sonra gelişmeleri takip edin. Bir sonraki videolarda artık son durum ne onları da belirtirim arkadaşlar. Merakınız olmasın. Galatasaray hazırlık maçında şutrum Graz'a 2-0 mağlup olmuş. Leon Gırgiç atmış gollerini. Ee, şeyle dalga geçiyorlar. Adriana, Adriana Adriano ile dalga geçiyorlar. Çöp çıktı diye. İnşallah çöp çıkar. Çöp ötesi çöp çıkar inşallah. Şimdi Galatasaray demişken aklıma geldi. Parades. Şimdi Parades için Galatasaray etrafında koşuyor. Çantada keklik görüyor. Fenerbahçe istese bugün alır. İstese bugün alır. İstese bugün uçağa gönder Alır. Ama daha iyisini bekliyoruz. Mesela Endombele. Fenerbahçe beklenen satışlar sonrası Endombele'ye resmi teklif yapacak demiş. Bu arkadaşlar çok geriden geliyorlar. Fenerbahçe Endombele'ye resmi teklifini yaptı. Ancak kulübü biraz yüksek bonservis istediği için şu an ortada bir sıkıntı var. Bakın Fenerbahçe'de Samet Akaydın tedavisi sürüyor. Lincoln Ernike ve Joshua King'in sürüyor. Dusan Tadic eşyalarını toplamaya gitmişti. Bugün gelmesini bekliyoruz. Belki siz bu videoyu izlediğiniz saatlerde gelmiş olacaktır. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ha, bu arada bugün demişken Livakovic ve Bekao. Arkadaşlar bu iki transferde bir sıkıntı yok. Limakovic transferinde tek sıkıntı Altay Bayındır'ın resmen gitmesi ve KO transferinde de dün Dimarzio da söyledi. Bugün e, kap bekleniyor. Türkiye'de olması bekleniliyor. Yani Dimarzio da boşuna bunu söylemez. Zaten biz de günlerdir söylüyoruz. Ama ben bugün sadece onu beklemiyorum. Kimi bekliyorum? Wilfred Zaha. Kısa süre daha istemiş Yavuz Savuncuoğlu'na göre. Başka bir e, Ahmet Selim Kul Zaha'nın ailesi Zaha'nın Fenerbahçe'de oynamasına çok sıcak bakıyor demiş. Normalde sıcak bakmıyorlardı. Demek ki ikna etmişiz eğer duyum doğruysa. Hocam ama orada arkadaşlar Zaha'nın Palas'ta sözleşmesi bitti ama Londra kulübünün Beckingham genel merkezinde fizik tedavi görüyor falan diyor. E, sezon açılışında oynamasına engel bir sakatlığının olduğunu falan söylüyorlar. Yani ben çok şey yapmıyorum. Oyuncunun çalışmasını görüyorsunuz. Al ittifakla yani Al ittifakla Lazio'nun çekildiğini, masada sadece Crystal Palace ve Fenerbahçe kaldığını da dün sosyal medyada duymuşsunuzdur. Zaha Premier Lig'den de teklifler var. Arkadaşlar geçiniz. Bakın Fenerbahçe'nin e, teklifin üstünden bir ay geçti. Ve Fenerbahçe e, artık hoş karşılamıyor. Ya bugün artık Zaha açıklanır, imza atılır ya da bu transfer yatar. 30 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 478 maç, 91 gol, 77 asist. Herkes şunu söylüyor. Hocam şöyle, hocam böyle diye. Şimdi Sky Sport diyor ki Wilfred Zaha'nın masasında Crystal Palace'ın 4 yıllık teklifi ve Fenerbahçe'nin teklifi var. Zaha bu iki tekliften birini seçmek için düşünüyor demiş. Yani para pul oyunu yapmıyorsa Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Aptal değilse Fenerbahçe'nin teklifi daha iyi. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Keylor Navas'ı hala yazıyorlar. Arkadaşlar Keylor Navas'la hiçbir alakamız yok. Hatta Keylor Navas'ı sorduğum kişiler de Nottingham Forest'a imzalayacak. Siz niye soruyorsunuz? dur Parades Fenerbahçe'nin gündemine girdi diyor fotomaç. İstesek alırız. Çok ama çok net söylüyorum. Wilfred Endidi. Bunu da çok soruyorlar. Hocam Fenerbahçe'nin gündemindeymiş. 25 milyon euro piyasa değeri var. Kulübüyle birlikte ikinci lige düştü. Şampiyonşip'e düştü. Nijerya milli takımın 51 kez formasını giymiş. 26 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 1.83 boyunda stoperden kırma ön libero. Belçika Ligi geçmişi de var. Ee, arkadaşlar bunu bize koklatmazlar. Transfer market %83 diyor. İnşallah canım ya. Yani inşallah %83'tür. Yani sizin Haklı çıkmanızı çok isterim ama bendeki duyumlarda yok arkadaşlar. Yani bendeki duyumlarda yok. Kusuruma da bakmayın. Bana da durduk yere kızmayın. Hocam sendeki duyumlarda yani felaket şöyle böyle demeyin. Bendeki duyumlar doğruları aktarmaya çalışıyoruz. 25.000 kombine kısa sürede tükendi. İyi ki de tükendi. BKO. BKO'yu bugün bekliyoruz bakalım. Yudinesi'nin ekstra talepleri vardı. Onları karşılayacağız. İsmail takım Takımlar ayrı İsmail takım nedir? İsmail Kartal takımlar ayrılmasını istediği kişilerin listesini verdi zaten. Sosyal medyayı görüyorsunuz. Duyumcu arkadaşım biri Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardı. Mert Müldür dışındaki diğer milli yıldız, iki milli yıldız anlaşmaya varmışız. Kulübüyle problemlerini çözmüş diğer yıldız, milli yıldız. Oyuncunun menajeri ve avukatları önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecekmiş. İsmini söylemiyormuş. Transfer açıklandığı gün açıklayacakmış. Ben de şunu söylüyorum. Fenerbahçe bir isimle imzalayacak. Ama transfer açıklandığı gün açıklayacağım arkadaşlar bunu. Vallahi bak iki tane ayağı olan birisiyle imzalayacak. Yusuf Yazıcı mı diye konuşmuşlar. Hani Yusuf Yazıcı'nın Fenerbahçe'ye gelme ihtimali var. Bir kere şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den Trabzonspor'un arasını bozan bazı insanlar var. Ve e, bu insanlar emellerine çabuk ulaşıyorlar açıkça söyleyeyim emellerine çabuk ulaşıyor. bu iki camiayı birbirine çok iyi düşürüyorlar. Ve birileri de bunu körüklüyor. Ve bu böyle körüklendiği için durum ortada. Fenerbahçe'ye Trabzonsporlu ya da Trabzonlu ya da Trabzonspor geçmişi olan en son kim geldi? Ee, en son Samet Akaydın geldi. Şu an Fenerbahçe taraftarının yüzde kaçı Samet Akaydın'dan memnun? Sıradaki habere geçiyorum. Fenerbahçe Marsilya'dan Bartu Elmaz ile ilgileniyor demiş. Yağız Sabuncuoğlu bunu belirtmiş. bendeki duyumlara göre Bartu Elmaz'la anlaşıldı, imzalandı. Ee, hani kimsenin çok fazla bilmesini e, gerektirmeyecek bir olay vardı. O yüzden de sessiz sedasız yapıldım. Şimdi amaç yetenekli bir ismi kadroya katmak. Galatasaray'a çalım atmak. Onların altyapısından çıktı. Bedava gitti ve biz de bedava bir şekilde alırsak <laughs> yani Galatasaray'a <laughs> herhangi bir para gitmeyecek. Yoksa yetiştirme bedeli FIFA bilmem ne payı olacaktı. Vallahi 20 yaşındaki yıllık 1.2 milyon TL'den 5 yıllık sözleşme imzalandığına dair şeyler var. Ama bakalım arkadaşlar. Suat Serdar, Emre Can, Salih Özcan. Biz bu üçünün de bence şartlarını sormuşuzdur. Yani üç tür kuralından dolayı. Ee bu şartları sormuşuzdur. Son olarak da Hakim Ziyek. Hakim Ziyek Chelsea'nin ABD kamp kadrosuna alınmamış arkadaşlar. Ve Fenerbahçe Zaha'nın kararı olumsuz Hakim Ziyek'e yönelecek diyorlar. Tam olarak böyle değil. Fenerbahçe Hakim Ziyek için sezon devam ederken bir şeyler sordu. Kulübü de bize şunu söyledi. Dedi ki 6,5 milyon euro bon servise bırakabiliriz. Kulübü bunu söylediğinde bir herhangi bir sakatla herhangi bir şey yok. Kulüp yıllık maliyetinden şuradan buradan kurtulma peşinde. Biz ne peşindeyiz? Biz de gerçeğin peşindeyiz. Şimdi Arabistan'dan gelen teklif sonrasında kulübü adeta hani kaftağına çıkarttı kendini. Dedi ki tamam bak bizim futbolcumuz iyiymiş. Ve 15 milyon euro talep etti. Biz futbolcunun kendisiyle daha önce konuşmuştuk. Futbolcunun kendisi yıllık 6 milyon euroya tamam derken sonradan 12 milyon euroya çıkarmıştı. Bakın bütün bunların ışığında söylüyorum size. Bütün bunların ışığında biz oyuncunun oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdik. Gerçi sosyal medya kalsa Hakim Ziyek İstanbul'a geldi ama kendisi değil. Menajeri ya da temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşmiş olabilir. Ben çok detay vermek istemiyorum. Eee ama bakalım ne olacak. Şimdi hakim ziyek konusu sence olur mu hocam? Bence olmaz. Ben hakim ziyekte bir defa çok yanıldım. Fenerbahçe'nin anlaştığı bir isimdi. Sonrasında başka takıma gitti. Ama gitti takım da hani öyle basit bir takım değildi. Yani ayaksa gitmişti. Şimdi de ben hakim ziyekle ilgili kesin bir şey söyleyemem. Zaha konusunda çok soruyorsunuz. Yani bu arada hakim ziyekin sakatlığı. Arkadaşlar ben o Arap kulübünün bir problemi olduğunu düşünüyorum. Yani problemin Arap kulübünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir futbolcu daha getirdiler. Onda da sakatlık çıktı. Ee, tuhaf yani. Ben Hakim Ziyek'in olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ben e, Hakim Ziyek olacağını düşünmüyorum. Şimdi toparlayacak olursak yapmayacağım dedim ama Hakim Ziyek'i düşünmüyorum. Zaha Belli mi olur bugün 19 Temmuz Fenerbahçeliler günü. Ya, yıllardır aynı tatava. 19 Temmuz'da Fenerbahçeliler gününde şu olacak bu olacak diye çok bekledik. Sonuç Dobroski. Bugün olur mu? Ben şunu söyleyeyim. Normalde bugün asla olmaz derdim. Ama yoğurt yeme şeklini, yoğurtçusunu değiştiren Ali Koç ister misiniz bugün 3 kap birden yapsın? Hocam 3 kap yaparsa Allah'ını kitabını seversen Kimler olur? Ya arkadaşlar Allah'ın bu kitabını zaten seviyorum. Ben söyleyeyim. Bir daha iki Bekao. işte üç karışık. Üçü söyleyemem. Abi Ertuğrul Elmas falan filan olabilir. Hani öyle söyleyeyim. Ee, çok sürpriz bir de bir isim var. Ee, yani gelirse tarihin akışını değiştirebilecek bir isim var. Ben e, herhangi bir isim ya da mevki şu bu söylemiyorum. E, Ağustos'a sarkacağını düşünüyorum. O ismin asla yarın olma, olmayacağını düşünüyorum. Ama hani Ali Koç hocam parayı basıp alamaz mı? Tabii ki de alabilir ama ben o ismi Ağustos'a sarkar diyorum. Şu dakikadan sonra Fenerbahçe'ye gelen kapının 6 ve üzeri olacağını söyleyeyim size. Alın size Dünya Fenerbahçeliler günü müjdesi. 6 ve üzeri. Nasıl 6 ve üzeri? 6 ve üzeri gelen olacak arkadaşlar. Gelen kapı olacak. Bu saatten itibaren 6 ve üzeri. Hocam zaten biz 6 kişi aldık. 6 daha alsak 12 yeni kurulan takım oluruz. Ben söyleyeceğim söyleyeyim. Giden artı gelen 28'i bulacak arkadaşlar. Giden artı gelen 28. Bu dediğim sayıyı da unutmayın. Bir yere de not edin. Bak ben bunu kolay kolay söylemem. Bugün Dünya Fenerbahçeliler günü. Dün ben dua ettim. Dedim ki Allah ne muradı varsa versin dedim. Bir sıkıntısını, derdine gidersin. Bir duasını kabul etsin kanala bir abone getirin dedim. Yani çok hoş karşılandı. Bazı arkadaşlarımız gerçekten abone getirdiler. Allah razı olsun. Rabbim herhangi bir derdi, sıkıntısı olan varsa bu kanala bir abone getiriyorsa o derdini, sıkıntısını gidersin. Getirmek istiyor ama kimse gelmiyorsa yine de getirsin. Yani yine de Allah o e, duasını, muradını yerine getirsin. Hem bir kardeşiniz olarak sizi tanımayan, sizin adınıza günah işleyemeyen bir kardeşiniz olarak sadece dua ediyorum arkadaşlar. Kabul edip etmemek Mevlamın işi. Ama ben hani beni mutlu ederseniz gerçekten şu aralar bilmiyorum bir değişik bir durum içerisinde. Beni mutlu ederseniz Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu kanalın bir parçası olduğunuz için de tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben sizi beğeniyorum. Ben size abone oluyorum. Görüşmek üzere.